Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir kripto para analizi yapacağız. Zira arkadaşlar bugün tam 7200 dolarlara kadar bir yükseliş geldi. Aslında biz bu yükselişi dün bekliyorduk. Yani dün planladığımız yükseliş arkadaşlar bugün geldi. Hatırlıyorsanız iğneli bir hareket gelebilir demiştik. Hatta şu bölgelerde almıyorsanız o yükseliş geldikten sonra da almayın diye konuşmuştuk arkadaşlar. Yani bugün mesela gün içinde bu hareket geldiği zaman bu bölgelerde almayıp arkadaşlar böyle 7000 dolarlarda alım yapanlar, 7200 dolarlarda alım yapanların böyle affedersiniz elinde patlamıştır ürün. Ya bu aslında genel yapılan bir hatadır yani. Belli seviyelerden almayıp sonra yükseliş geldikten sonra alıp sonra düşüşte arkadaşlar panik yapıp panik satışı yapmak. Veya yapılan şöyle bir hata da çok fazla yapılır. Örnek veriyorum yani kendim de zamanında çok fazla yaptım. Mesela arkadaş atıyorum buradan almıştır ürünü. İşte yükselmesini bekler. Yükseliş gelir böyle 7200 dolarlara kadar 7200 dolarda satacağım der. Sonra 7200 dolarlar gelir, satar. Ama arkadaşlar böyle 7200 dolarları bir 100 dolar geçer. Orada bir panik alım yaparsınız. 7300 dolarlarda alır bu sefer. Sonra oradan düşmeye başlar. Totale baktığınız zaman yine zarar eder yani. Yani bunlar zamanında arkadaşlar ben de çok fazla yaptım. Özellikle bu şeyi ben çok yapıyordum. Yani belli bir seviyede alıyordum. Diyordum şu seviyede satacağım diyordum. O seviye geliyordu, satıyordum. Sonra bakıyorum yükseliyor, yükselmeye devam ediyor. Sonra panik yapıp bir daha alıyordum. Bu sefer benim aldığım yerden düşmeye başlıyordu. Elimde patlıyordu. Yani bu aslında biraz daha böyle sakin olmak gerektiğini gösteriyor. Şimdi arkadaşlar tam olarak aslında 2 gün önce beklediğimiz hareketi bugün yaptı. Yani ne demiştik? Waves'e benzetmiştik hatta. İğneli bir hareket gelebilir. Bir üst Fibonacci direncine doğru demiştik. Bakın arkadaşlar şurada gördüğünüz şu mumu görüyorsunuz yani. Neredeyse gövdesi yok. Tamamen iğne halinde bir mum. Yani bu aslında bize hala böyle üst seviyelerin 7000 dolarların belli noktaların arkadaşlar ne kadar satıcıyla dolu olduğunu gösteriyor. O yüzden yani bu böyle kapanış yapamadığı için belli seviyelerin üstte kapanış yapamadığı için arkadaşlar hala böyle net bir şey söyleyemiyoruz. Ama genel olarak saatlik bazlarda zaten böyle bir hareketin sinyalini vermişti arkadaşlar. Ve Fibonacci düzeltmeleri de aslında burada destek direnç noktaları çok güzel çalıştı. Hatta bakın şöyle kabaca bir çizelim. Tam döndüğü yerler aslında arkadaşlar konuştuğumuz yerler yani bir üst noktadan döndü. Şuradan hemen bir Fibonacci çizelim mesela arkadaşlar. Yani sadece bir gün gecikti aslında. Bakın şöyle çizdiğimiz zaman genel olarak bakın şu noktayı kırdıktan sonra arkadaşlar bir üst direnç olan kabaca burada 7300-7400 dolarları gösteriyor. Bugün de gün içinde zaten 7300 dolarlara kadar hareket geldi. Ama oraya değmesiyle arkadaşlar komple gördüğünüz gibi mum komple iğne şeklinde geldi. Yani kapanış yapamadı. Aslında tam beklediğimiz hareket. Yani Waves'in yaptığı hareketin neredeyse tıpatıp aynısı. Tabii Waves biraz daha böyle işlem hacmi olarak düşük olduğu için o böyle bir harekette çarpı 2 yapıyor. Ama arkadaşlar şu anda Bitcoin'i çarpı 2 yaptırmak için çok ciddi paralar gerekiyor. Yani Waves gibi işlem hacmi küçük olmadığı için. Bitcoin'de zaten bir üst direnç noktasını konuşmuştuk. Bakın oraya kadar geldi. Tabii şimdi bu hareket devamlı mı, devamlı değil mi arkadaşlar? Onu konuşmak için biraz daha beklemek lazım. Çünkü çok taze gördüğünüz gibi gelen hareket. Şöyle bir saat fazla geçtiğimiz zaman bakın. Hareket gelmiş arkadaşlar. Sonrasında şuradaki mavi direnç noktasından kendisine bir destek yapıp bir miktar şu an tepki alımı yapmış gözüküyor. Yani buradaki yapacağı hareketlerde bir uyumsuzluk vesaire falan oluşacak mı incelemek gerekiyor. Yani tekrardan arkadaşlar böyle şu noktalarda dediğim saat bazlı incelemek gerekiyor. 7000 dolarlara doğru hareketler gelebilir. Burada yapacağı hareketlerde arkadaşlar böyle uyumsuzluklar olması durumunda hareketin aslında şey olduğunu yani çok devamının gelmeyeceğini anlayabiliriz. Ama şu an için bir üst direnç noktasından satan arkadaşlar varsa Allah bereket versin diyelim. Ama arkadaşlar 4 saat bazdaki şurada gördüğünüz mum şu mum arkadaşlar aslında çok şey anlatıyor. Yani daha bu mumun kapanışına da gerçi az kalmış. 1 dakika sonra kapanacak da. Ama arkadaşlar yani bu mum bu bölgelerin ne kadar satıcıyla dolu olduğunu gösteren bir mum aslında. Şimdi bu tür dönemlerde arkadaşlar böyle belli noktalarda kâr alıp çıkmak önemli. Yani bir üst direnç noktamız olan 7200 dolarlarda bence satmanız gerekiyordu. Çünkü arkadaşlar yani bu tür dönemlerde böyle bu işlerin yani ayı tuzağı var, boğa tuzağı var, bir sürü işi var yani. Şimdi şöyle düşünün, küçük yatırımcının elinden parayı almak zorunda var arkadaşlar. Şimdi parayı almak için de şimdi size ucuzdan malı sattırmanın bir anlamı, mal aldırmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Yani siz illaki böyle
tepeden malı aldırmaları lazım. O yüzden böyle hareketlerle eminim ben şimdi burada takip eden dostlarım arasında da birçok insan mesela 7200 dolarla alım yapmıştır yani. Böyle tepeden küçük yatırımcının eline malı vermeleri gerekiyor. O yüzden böyle bu ayı tuzakları kurabiliyorlar yani. O yüzden arkadaşlar böyle çok hırslı olmamak lazım bence. 7200 dolar geldiğinde bir üst direnç noktamız zaten. Çok çok öncesinden beri konuşuyorduk arkadaşlar. O noktalarda satmış olmanız gerekiyordu. Zaten saatlik pazarda son iki videodur. Ya böyle bir hareketin geleceğinin de ufaktan sesleri duyuluyordu zaten. O yüzden belli noktalarda arkadaşlar gir çık yapmak önemli. Çok hırslanmamak lazım. Yani ya bu bir devamlı bir hareket mi yoksa bir ayı tuzağı mı arkadaşlar? Şu anda şu muma baktığımız zaman açıkçası çok da böyle devamı gelecek bir hareket gibi durmuyor. Nasıl ki sirkeleme hareketleri varsa böyle büyük yükselişler gelmeden önce arkadaşlar bir fiyatı böyle belli noktaların altına çekiyorlarsa ve düşüşler gelmeden önce de fiyatı böyle anlık bir patlatıp belli seviyelere çıkarıp böyle affedersiniz yüksek seviyelerden milletin eline malı vermek adına böyle hareketler de olabiliyor. Bunlara da böyle ayı tuzağı falan diyorlar. Yani dikkatli olmak lazım. O yüzden belli noktalarda kar alçık noktalarınızı iyi belirlemek lazım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle 15 dakikalıklara da geçelim bir. Bakın 15 dakikalıkta görüyorsunuz arkadaşlar burada şu buluta değdiği yerlere tekrardan bir ufak bir tepki alımları olabilir yani. Şuradan ufak tepki alımları yapabilir. Kabaca 6700 dolarları gösteriyor. Böyle 100-200 dolarlık hareketler yapabilir. Dakikalık bazda da incelenebilir yani. Genel olarak Bitcoin. Mesela şöyle 5 dakikalığa geçelim arkadaşlar. Daha net olan varsa uyumsuzluk göstermek istiyorum ve size o yüzden arıyorum. Yani çok net bir şey yok. Şu an 30 dakikalığa geçelim. Mesela arkadaşlar burada bakın buluttan çok uzaklaştığı için düşüş geliyor. Şu bölgelere değdiği yerlerde, buluta değdiği yerlerde böyle ufak böyle %2'lik falan hareketler yapabilir. Değerlendirmek isteyen dostlarım değerlendirebilirler dakikalık bazlarda da. Ama arkadaşlar kabaca şöyle 4 saat fazla geçtiğimiz zaman bakın şurada buluta değme noktası arkadaşlar şurada destek noktamız olarak altta sağlam olarak 6300 dolarlar gözüküyor. Yani bakın burada gelirse arkadaşlar buraya değerse buradan yukarıya doğru tekrardan bir %3-5'lik bir hareket yapabilir. Yani bunu değerlendirebilirsiniz. Mesela bakın şöyle Waves'e geçin. Yani örnek vererek anlatmaya çalışıyorum o yüzden. Şimdi bakın Waves'e geçtiğimiz zaman da arkadaşlar bakın burada olduğu gibi yani buraya kopmuş gitmiş hareket. Sonrasında geri geliyor. Burada bakın buluta değiyor. Buluttan bir tepki alıyor. Bakın buradan kabaca 0.9 dolardan 0.10 dolara kadar bir yükseliş var. Yani %20'lik bir hareket yapmış. Sonrasında geri çekiliyor arkadaşlar. Gene buluta değiyor. Bakın gene bir %10'luk %20'lik hareketler var burada. Tabi Waves'e göre yani Waves'te %20'lik hareket Bitcoin'de arkadaşlar böyle hareket yapmaz. Yani %3'lük 5'lik hareketler yapar. Ama değerlendirmek isteyen arkadaşlarım varsa değerlendirebilirler yani. Şu anda yani hareket geldi. Bakın burada geri çekilirse bu noktalarda eğer ki yani 7200 dolarla sattıysanız 4 saat fazla burada buluta değdiği yerde bir tepki gelecektir illa ki. Burası bir destek noktası olduğu için hele ki burası düz bir çizgi olduğu için arkadaşlar iyi bir destek olarak duruyor yani. Buraya değdiği zaman yine bir %3, %5 bir hareket yapabilir. Değerlendirmek isteyen dostlarım bakın bunu da değerlendirebilirler. Bu seviye de şu an için 6300 dolarları göstermekte. Şimdi günlük baza geçelim arkadaşlar. Bakın günlük bazda bir obo oluşumumuz vardı. Şu an obo oluşum bozuluyor gibi. Yani bak şu çizgiye geçtiğimiz zaman daha net bir çizgi gözüküyor. Ya tabii buradaki kapanış da önemli ama muhtemelen buralarda kapatacaktır yani bugün Bitcoin. Ya buradaki obo artık bozulmuş duruyor. Tabii bu sefer de ikil tepe mi yapıyor acaba diye böyle soran dostlarım olabilir arkadaşlar. İncelemek gerekiyor. Şu an için erken bunları söylemek adına. Ama arkadaşlar yani günlük bazda bu kadar bunun üstünde durmamın sebebi yani normalde ikinci dibi yaparak dönmesi çok çok daha sağlıklıdır arkadaşlar. Yani burada girip tamam burada düştü arkadaşlar. İlk tepkisini aldı. Burada aşağıya değil ikinci dibi yapıp ikili dibi yapıp arkadaşlar RSI'de uyumsuzluk yaparak dönmesi çok çok daha sağlıklı bir yükseliştir. Yani buradan böyle gelip arkadaşlar bir dibi yapıp sonrasında böyle yukarı çıkması çok böyle doğru bir yükseliş tarzı değil yani. Yani ileride daha sert düzeltmeler yapmaktansa arkadaşlar burada ikinci dibini yapıp yükselmesi benim gözümde çok çok daha değerli. Yani şu an için günlük bazda obo bozulmuş duruyor arkadaşlar ama dediğim gibi burada yani şurada bir yatay yapıp şuralarda buluta değip arkadaşlar burada da bir ikinci dibi yapabiliriz. İncelemek lazım saat bazlarda. Ama arkadaşlar şu anda yani saat bazı o beklenen hareketi, patlama hareketini yapmış duruyor. 7200 dolarlara kadar, bir üst direnç noktasına kadar hareket geldi şu anda.
Zaten gün ve gün değerlendiriyoruz arkadaşlar. Yani yeniden saatlik bazarda uyumsuzluklar yakaladığımız zaman alım durumları oluşması durumunda zaten sizlerle paylaşacağım. Bakın şöyle saatlik bazları dakikalık bazlarda inceleyin bence. Burada da şu anda bakın bir omuz baş omuz yapabilir mi acaba diye de incelemek gerekiyor bir saatlik bazda. Böyle bir hareket yaparsa da yani burayı bulutu kırdığı yerde zaten aşağıya doğru tekrardan 2 gün önceki seviyelerimiz olan, dünkü seviyelerimiz olan 6200 dolarlara döneriz arkadaşlar. Ama dediğim gibi 6300 dolarları şu an 4 saatlik bazda iyi bir destek noktası olarak gözükmekte. Oraya değdiği zaman bir %3-5 bir hareket daha yapacak gibi yani. O da geldiği zaman değerlendirilir. Ondan sonra Fibonacci'yi kullanın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel biçimde çalışıyor. Artı eksi böyle 100 dolar falan oynasa da destek direnç seviyeleri olarak arkadaşlar genel olarak güzel çalıştığına şahit olduk. Dediğim gibi bu dönemlerde böyle yer yer kar realizasyonları yapmak çok hızlı olmamak gerekiyor bence. O yüzden arkadaşlar dikkatli olalım. Destek direnç noktalarına iyi bakalım. Yani şu anda gelen hareket çok taze olduğu için çok net konuşamadık. Yani çok taze bir hareket çünkü. Ama arkadaşlar yarın daha net şeyler söylüyor olacağız. Tabii şu anda dediğim gibi 7200 dolardan satan arkadaşlarım varsa bence beklesinler. Şu anda ilk destek noktamız olarak kabaca ilk tepki verdiği yer 6300 dolarlar gözüküyor. Yani oradan belki bir %5 yine bir alçık yapılabilir. Ama şu an için eğer ki bu seviyede sattıysanız beklemekte fayda var bence arkadaşlar. Genel olarak durumlar bu şekilde. Yarın akşam tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.